Yani yeni bir şey yapmaya ihtiyaç var çünkü tiyatro doğduğu günden bugüne sürekli yeni bir şeyler aramış, aramak zorunda kalmış. Zaten tiyatronun en büyük özelliği de belki bu. İçinde bulunduğu çağa hep ayak uydurmuş, öncüsü olmuş, bazı akımlar yaratmış ama hep kendisini var etmiş. İşte antik Yunan'da batılı anlamda tiyatronun doğuşu olarak kabul ettiğimiz yerde başlayıp bugüne kadar çok ciddi evrimler geçirmiş, değişimler geçirmiş, farklı formlar aramış, biçimler bulmuş. Sürekli yenilemiş kendisini. Bu tiyatronun aslında bir şekilde doğalı, yenilenmeli ve çağa ayak uydurmalı. Aynı zamanda da çağın öncüsü olmalı gibi bir durum. O yüzden yeni arayışlardan vazgeçtiğimiz zaman bir anlamda tiyatrodan da vazgeçmişiz gibi geliyor. Bunlar tamamen benim kendi yorumum. Mutlaka yeniyi aramalıyız. Çünkü dünya çok hızlı değişiyor. Yani şu son 20 yılda geldiğimiz noktalar gerçekten çok enteresan. Ben hatırlıyorum ki okuldayken sinevizyon perdesinin tiyatroya girmesini tartışıyorduk. Yani çok yapay kalır. Olur mu, olmaz mı? Tiyatronun içerisinde böyle bir iki boyuta yer var mıdır diyorduk. Şu anda dünyada tiyatronun geldiği yere bakıyoruz. İnsanlar bu teknolojiyi çılgınlar gibi kullanıyorlar. Gerçekten sahne üzerinde var olan oyuncunun yarattığı illüzyondan ki tiyatro bir illüzyon sanatıdır da aynı zamanda. Oyuncunun yarattığı illüzyondan daha güçlü bir illüzyona varacak şekilde teknoloji bu sanatın içerisine zaten giriyor. Biz de şimdi yeni bir biçim arıyoruz. Biraz tamam karantinanın getirdiği bir durum ama bence bunun 3-5 yıl sonrasında zaten böyle bir biçime girilmeli, yapılmalı. O yüzden 3-5 yeniliğe yıldan daha ihtiyaç kısa var. sanki ya. Artık Yani şuradan söylüyorum yani. 3-5 yılı ben şey için, hologram için söyledim ama pardon. Tamam evet. Ha evet tabii daha o işler gelecek daha tabii. Tabii yani tabii. Bir de o var tam onu söyleyecektim mi? 3-5 yıla neler olur diyecektim tam. O yüzden 3-5 yıldan önce olur diye düşündüm. Söylediğin şeyi ben de bir katkı yapayım sonra Altı abiye atacağım topu. Koşulların bize bu meseleyi dayatması hikayesi var ya. Tabii çok büyük bir bilinmezliğin içinde olduğumuz için mesela bu koşulun nereye kadar süreceğini de bilmiyorum. Dolayısıyla galiba zaten kendiliğinden bir biçimde tiyatro buraya burada yeni bir mecra kendine yaratmak zorunda kalacak. Ve ben izlediğim oyunlarda yaşadığım birkaç duyguyu paylaşacağım. Bu teknolojinin oyunlara dahli ve illüzyonu teknoloji üzerinden yaratma çabası vardı. Son 1-2 senelik izlediğim rejilerin ciddi bir kısmında bu kaygı vardı. Belki mesela bizim yaptığımız şeyde şimdi kendi yaptığım şeyle ilgili sesli düşünüyorum. Aslında bunu terse çevirmiş oluyoruz. Sade bir teknoloji ve tamamen illüzyonu yine kendinden münhasır bir oyunculuk. Yani tamamen en basit, en yalın haliyle bunu şu anda deneyeceğiz. Bu da beni heyecanlandıran şeylerden biri. Yani o illüzyonu teknolojinin araçlarını kullanmadan teknoloji olarak kullanarak bildiğin işte bir tripod, bir kamera işte bir yayın aracı. Tekrar dönüyoruz en sade, en tırnak içerisinde biçimlenmemiş, illüzyon yaratılmamış en sade halimize dönüyoruz. Düşünün ki biz yaptığımız projede oyuncu oyununu oynarken dekorunu kendi taşıyacak. Sahnede dekor değiştirmesi gerekiyorsa kendi değiştirecek. Işık yapmak gerekiyorsa kendi yapacak ışığını. Bu da aslında en saf, en sade aslında illüzyonu en böyle ortadan kaldıran başka bir açıdan diyorum. Ortadan kaldıran bir hale bürünüyor. Bu da beni heyecanlandırıyor mesela fikrim bu kısmı. Onu da söylemek istedim. Altı abi. Katılıyorum. Yeni kelimesini, yeni kavramını birazcık da şuradan okumak gerekiyor. Yani şöyle bir şey. Buradaki yeni meselesi herhalde sadece şu noktadan bir yenilik değil. Yani hani internet üzerinden yayın yapan bir tiyatro formu. Yeniliği değil bu. Evinde oynanan ve internet üzerinden yayın yapan bir tiyatro formu da aslında buradaki yeninin bendeki temel karşılıklarından bir tanesi değil. Bence burada biraz önce de söyledim. Buradaki yenideki en heyecanlandırıcı unsur birbirini görmeyen sıcak temas olmaksızın üreten bir form oluyor olması. Yani bu mesele bittikten sonrası için de bir kapı. Yani bizler oyun oynamaya, oyun çalışmaya karar verdiğimiz zaman hep oturuyoruz ve bir masanın etrafında işte okuma provasını vesaire vesairesini yapıyoruz. İşte bildiğimiz standart bir süreci devam ediyor. Ama bu tiyatro aklı açısından artık mesafeleri yok edilebilir hale geldiğinin de göstergesi. Evet. Bu yüzden de belki üretim, tiyatronun kendi içindeki öznel üretim sürecini de daraltacak, hızlandıracak, çabuklaştıracak, mesafe algısını yok edecek bir forma dönüştürecek tiyatroyu. Bence o yüzden buradaki yeni kavramında bu mesele çok kıymetli. Yani burada tiyatroya katkısı, eğer bu işin bekasının parlak olduğunu düşünerek söylüyorum bunu, en güzel katkılarından bir tanesi bu olacak. Tiyatro meselesinin engel unsurlarını, zaman kayıplarını ortadan kaldırıp tiyatroyu birbirini görmeksizin çalışılabilir bir formu haline getirmekle beraber tiyatrodaki yaratılmak istenen zaman zaman bizim tiyatro biçimlerinde kullandığımız işte illüzyon kavramına yeni unsurlar katmak gibi bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Bence buradaki en değerli yenilerden bir tanesi de o. Doğru. Kesinlikle böyle düşünüyorum. Kesinlikle katılıyorum abi söylediğine. Bir de Mesut'a atalım topu. Mesut sen ne diyorsun bu konuda? Ya benim için yeni olan çok şey var. Bir kere yeni neden gerekli? Yeni hep zaten kendiliğinden
kendinden ortaya çıkıveriyor, önüne düşüveriyor insanın. Yani beni heyecanlandıran yeni olan şey de zaten normalde yaptığımız şeyi hazır bir metni, var olan bir metni dramaturjisini çıkararak, yöneterek, oynayarak insanları bunu canlı buradan yapacak olmak o kadar yeni bir şey ki. Yani bunu nasıl anlatabilirim? Bilmiyorum. Anlatamıyorum da ve o kadar merak ediyorum ki. Yani biz daha yolun başındayız, çalışıyoruz. Provaları da işte bu şekilde yapıyoruz. Benim için dikkatimi toparlamakta biraz motivasyonda güçlük çekiyorum. Ama bunu da o zaman, bu enerjiyi de aşacağımı düşünüyorum. Kesin. O zaman şeye de geçeyim. Bunu da sormak, herkese tek tek soracağım. Bir oyuncu olarak sana ne katacak bu süreç ya da ne kadar zorlu? Neresi sana en zor geliyor? Yalnızım. Yani bir yerde yalnızım. Hayır değilsin. Biz buradayız. Ben buradayım. Biz buradayız kardeşim. Biliyorum oradasınız ama işte siz de biliyorsunuz ki biraz öyle olmuyor. Yani neler yaşıyoruz provalar sırasında? Prova yatak odasıdır ya, hani oyuncunun, yönetmenin bir çocuk doğacaktır ve hani bilmiyorum. Örnek, ya aslında enteresan bir yere doğru gidiyoruz. Ya öyle denmez mi yani? Bağlıyorum konuyu. Mahremidir deyip geçelim yani, çok detaya girelim. Katman katman geldi, yatak odası, çocuk, dur Mesut dur. Ya şimdi ama üçünüz birden öyle söyleyince ben yalnız kaldım yine bak. Kadir hocam biliyoruz. Kendi kendini yalnızlaştırıyorsun. Ya ama yani üç dil tarihliyle şu an her zaman yaşadığım şeyleri yaşıyorum. Karadeniz fıtrası gibi oldu. Üç dil tarihli bir MSM. Ya ama şöyle evet, yani, keyifli yanları da var. Bir kere deneyim keyifli. Yani süreci yolda göreceğiz. Değişik deneyimler yaşatıyor gerçekten. Gerçek gibi olmuyor şu an için ama biz prova ettikçe, rolü konuştukça şeye dönüyorum, özüme dönüyorum. Yani aslında zaten işi